Sosyal Hocam kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber sınavda çıkması muhtemel sorular kapsamında KPSS tarihte 10. bölümdeyiz. Bu bölümde 1950 ve sonrasındaki gelişmeleri, işte soğuk savaş, yumuşama dönemi, aynı zamanda küreselleşen dünya nitelikteki konuları ele alacağız. Hem Türkiye'deki hem de dünyadaki gelişmelerle ilgili 20 tane önemli soru çözeceğiz. Tabii bu artık hani ünite bağlamında izlediğimiz son video olacak. Bu vakte kadar 200 tane, yani bu videoyla beraber 200 tane soru çözmüş olacağız. Neredeyse bakın bir soru bankasına kadar ilerliyoruz. 200. soruyu da bu videoyla beraber bitireceğiz. Peki bundan sonra ne yapacağız? Artık karma sorular gelecek. Yani 11. bölümden itibaren karma sorular çözeceğiz. Ünite ünite olmayacak. Karma şeklinde yine böyle sorular yüklenmeye, sizlerle beraber olmaya devam edecek. Hedefim böyle bir 300 ile 400 soru arasında sizlerle beraber çözebilmek. Ne kadar fazla soru sizin hem bakış açınızı geliştirecek hem de size birçok bilgiyi de katacaktır diye ümit ediyorum. Hadi bakalım, kanala abone olmayı ve bu videoları lütfen beğenmeyi unutmayın. O da küçük bir desteğiniz olmuş olur. Hadi bakalım videoya başlayalım. İlk sorumuza başlayalım. Çok güzel bir soru. ÖSYM'nin son yıllarda böyle sınavlarda kullanmış olduğu yeni bir format. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı döneminde yayın faaliyetlerini sürdüren Cumhuriyet, Vakit ve Hürriyet gibi gazetelerin yaşanan siyasi ve toplumsal olaylara yönelik olarak atabilecekleri gazete başlıkları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz diyecek bakalım. Şimdi bu gazetelerin, bakın aslında hani soru mantığı şudur. Aşağıdakilerden hangisi İsmet İnönü döneminde gerçekleşmemiştir? Ama hani bu klasik soruları artık soymuyor ÖSYM. Biraz daha böyle şekilli, şukullu, böyle biraz süslüyor soruları. Öyle getiriyor karşımıza. O mantıktadır. Bakalım hangisi İsmet İnönü döneminde olamaz? Şimdi dünya ayakta. Almanlar Polonya'yı işgal etti. Hemen 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcı dönemi, İsmet İnönü dönemi. Bu gitti. Başvekilin mühim beyanı. Varlık vergisi kanunu bütün şartlarıyla tatbik edilecek. Yani uygulanacaktır. Varlık vergisi İsmet İnönü döneminde gitti. Kore Yaralıları'nın ilk kafilesi dün geldi. Kore Savaşı'na Türkiye ne zaman katıldı? Demokrat Parti döneminde katıldı. Bu İsmet İnönü değildir. Sorumuzun doğru cevabı. Dünyanın en korkunç silahı bulunduğu atom bombaları 2. Dünya Savaşı sürecinde İsmet İnönü. Köy enstitüsü mezunları ortaokul öğretmeni olabilecek. Köy enstitüleri ne zaman? İsmet İnönü döneminde. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Devam edelim. Yukarıdakilerden hangileri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra görülen gelişmeler arasındadır diyor. Bakalım. Şimdi Avrupa'da nazizm ve faşizm rejimlerinin ortaya çıkması, bakın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra diyor. Halbuki 1. Dünya Savaşı'ndan sonra nazizm ve faşizm gibi akımlar ortaya çıkacaktı. Bu yüzden bir olmaz. Doğu Almanya ve Batı Almanya'nın birleşmesi 89 yılında, hani bu, o zamanlarda birleşme meydana gelecektir. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler 91'de dağılacak. O da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Devam edelim. 1980-88 yılları arasında İran-Irak Savaşı'nın çıkış sebebi olarak gösterilen bölge aşağıdakilerden hangisidir? Bu bölge Şatül Arap bölgesidir. Temel problem durumu buradan oluşuyor. Bir de burada bakın Keşmir bölgesi var. Keşmir bölgesi de Hindistan'la Pakistan arasındaki temel bir problem durumudur. Bazen bu soruluyor. Bazen de belki İran-Irak arasındaki temel problem noktası sorulabilir. Tamam mı? O da notlarınız arasında bulunsun. 1971 askeri muhtırasından sonra kurulan ve hiçbir siyasi partiyle doğrudan ilişkisi olmayan hükümetin başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır diyor. Şimdi bakın biz buna teknokrat hükümeti diyeceğiz. Şimdi teknokrat hükümeti, yani partiler üstü hükümet de olarak da ifade edilecektir. Bu hükümetin başkanlığını Nihat Erim yapacak. Döneminin başbakanıdır Nihat Erim. Tabii Nihat Erim başta Balyoz Harekatı olmak üzere o dönemlerde böyle sağ sol çatışması üzerine yapmış olduğu faaliyetlerle bilinen bir isimdir. Hatta bu Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının işte yakalanması, idam edilmesi sürecinde de etkin rolleri var. Bu yüzden Nihat Erim görevi bittikten sonra bir suikast sonucu öldürülecektir. Hani bu başbakanlık yapan isimler arasında suikaste kurban giden ilk ve tek isim olacaktır diyelim. Devam edelim. Kıbrıs sorunu tarihsel süreciyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Şimdi Türkiye 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenlemiştir. Doğru. Lozan Anlaşması ile Yunanistan adadaki egemenliği tanınmıştır diyor. Halbuki adada Yunanistan egemenliği niteliği değil de Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler ve İngiltere'nin oradaki bir varlığı var. Kıbrıs Cumhuriyeti 1960'da kuruldu. Garantör devletlerden biri Türkiye olacak. 1983'te de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulacaktır. Evet. Devam edelim. Yukarıda verilen sorunlardan hangileri günümüzde Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilemektedir diyor. Bakalım. Şimdi Türkiye ile Yunanistan arasındaki problem durumlarına bakacağız.
Bir defa kıta sahanlığı hala devam ediyor. Temel bir problem. Fir hattı uçuş sahasıdır. Bu da temel bir problem. Ancak etabli sorunu mübadeledir. Doğal olarak biz bu problemi 1930 yılında ahali mübadele anlaşmasıyla açtığımız için bu temel bir problem durumu değildir günümüzde. 1 ve 2 temel problem durumlar arasında. Şimdi burada bir gazete haberleri var. İşte İran Irak'a girdi. Irak ordusu İran topraklarında. ABD, İsrail, İran dostu işte. Birileri işte İran Irak Savaşı diye. Veya İran-Irak Savaşı tekrar alevlendi diye gazete haberlerini görüyoruz. Şimdi savaşın sonucunda iki tarafın da kazanamadığı görülecektir. Şimdi yıllarca devam eden bu savaşa dair aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır diyecek bakalım. Savaş sonucu kaybeden taraflar İran ve Irak olmuş. Çünkü savaşın kazananı yoksa kaybedeni her iki taraftır. Kazanan taraf savaşan ülkelere silah satan batılılar olmuştur. E bak işte İsrail, ABD dostu adamlar silah satıyor sana savaş şeyinde. Onlar kazanacaktır. İran Irak topraklarına telafisi zor yıkımlara neden olmuştur. Evet. Irak ve İran topraklarında telafisi zor yıkımlara neden olmuştur diyor. Evet, her iki tarafta birbirine karşı yıkıma sebebiyet verecektir. Batılı ülkeler İran saldırdığı İran'dan yana tavır almıştır. Burada hani taraf tutmayacaklar. Her iki tarafa da silah satacaklardır. Temel amaçları da budur. Bu yüzden E seçeneği söylemek mümkün değil. Devam edelim. Yukarıda bazı özellikleri verilen Müslüman devlet adamı ve yazar hangisidir diyor. Bilge Kral unvanı var. Bosna Hersek'in ilk devlet başkanı. Bosna Savaşı'nı sona erdiren Dayton Anlaşması'nı da imzalayan Aliya İzzet Begoviç olacaktır. Bilge Kral mutlaka notlarınızda bulunmadı. Türkiye ekonomisinin dönüm noktası olan gelişmelerinden biri de 24 Ocak kararlarıdır. 1980 yılında yürürlüğe girecektir. Şimdi kararlardan bazıları şunlar. Döviz kurunun ve faiz oranının devlet tarafından değil, piyasanın arz ve talebi doğrultusunda belirlenmesi. Fiyat denetiminin kaldırılması ve fiyatların arz ve talebe göre piyasanın belirlenmesi, yine üretilen temel mallarla desteklemenin kaldırılması ve azaltılması, bir de kapsamlı bir vergi reformuyla denk bütçenin burada sağlanması alacak. Şimdi bu kararların halkın yaşamı üzerindeki etkileriyle ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılamaz diyecek. Bakalım. Şimdi temelinde bir defa üretilen malların fiyatlarının arttığına sebebiyet verebilir. Çünkü hani döviz kuru serbest bırakılınca ona göre kur dalgalanmaya sebebiyet verecek. Bu da üretilen malların azalması veya artması fiyat dalgalanmasına sebebiyet verir. Halkın vergi yükünü arttıracak bir durum olur bu. Döviz fiyatları düşürmez. Yani döviz fiyatları illa düştüğüne dair bir ifadeyi söylemek burada mümkün olmaz. Serbest piyasa ekonomisine geçildiğinin bir göstergesi olur. Yani devletin ekonomik belirleyici rolünün de zayıfladığı zaten ilk seçenekten görmemiz mümkün. Devam edelim. Bu durum aşağıdaki soykırım bölgelerinden hangisinde görülmüştür diyor. Bakalım. Yapılan soykırım ortaya çıkmaması için cesetler metallerle birlikte derince gömülmüştür. Belli bölgelerde biten yabani Artemis çiçeğinden beslenen mavi kelebekleri izleyen uzmanlar 370 adet toplu mezara karşılaşmıştır. Bosna Savaşı'nda meydana gelen bir unsurdur bu. Bosna soykırımının bir göstergesi mavi kelebekler, tamam mı? Belgeselleri falan da vardır böyle. Aklınızda bulunsun. Kore Savaşı sonucu 38. enlemin sınır kabul edildiği Kore'yi ikiye ayıran antlaşma hangisidir diyor. Cenevre, Versailles, Camp David, Tonkin Körfezi seçenekler de var ama Pont-Mouton antlaşmasıdır. 38. enlem şöyle de sorabiliyor. İşte 38. enlem problemi aşağıdaki bölgelerden hangisinde ortaya çıkmıştır? İşte seçenek Kore. Böyle de çıkabiliyor. Aklınızda bulunsun, tamam mı? Devam edelim. Soğuk Savaş döneminde aşağıdaki devletlerden hangisinin hükümeti Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nin nüfuzu altına girmemiştir diyor. Şimdi Romanya, Polonya, Macaristan ve Bulgaristan Sovyetler rejimi içerisine girerken Yunanistan girmeyecektir. Yunanistan bunlardan biri değildir. Devam edelim. Bölgesel savunma ve güvenlik amaçlı kurulan Bağdat Paktı'nın adı aşağı gelişmeden hangisiyle CENTO olarak değiştirilmiştir? Şimdi Bağdat Paktı'nda İngiltere, Türkiye, Irak işte bölgedeki diğer devletler var. Ancak Irak'taki rejim değişince ve Irak Paktan çekilince adı hani yabancı devletlerin içerisinde bulunan yabancı devletlerin kısaltması olan CENTO adını alacaktır diyelim. Tamam mı? Devam edelim. Ebu Feys Elçi Bey önderliğinde 1991'de bağımsızlığını ilan eden ülke aşağıdakilerden hangisidir diyor. Azerbaycan Devleti'nin ilk devlet başkanıdır Ebu Feys Elçi Bey. Zaten hani günümüzde bilinen niteliğinde hani iki devlet tek millet vurgusu Azerbaycan Türkiye arasında diyelim. Devam edelim. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Demokrat Parti döneminde gerçekleşmemiştir diyor. Toprak reformunun gerçekleştirilmesi CHP döneminde gerçekleşiyor. Zaten Demokrat Parti'nin kurulmasına sebebiyet veren gelişme de budur. Çünkü hani gerek Adnan Menderes, gerek Celal Bayar, hani bunlar toprak sahibi olan insanlardır. Buna karşı çıkacaklardır. Çünkü toprak reformunda hani
toprağı bulunmayan çiftçiye toprak vererek annelerinin işletilmesi sağlanıyor. Buna dörtlü takdir olarak karşı çıkacaklar ve Demokrat Parti'yi kuracaklardır. Karalı yapına önem verme, tarımda modernleşme, Marshall yardımından faydalanma, liberal ekonominin modelini benimseme, bunların hepsi Demokrat Parti döneminin gelişmeleri arasındadır deriz. Dünyanın bir numaralı fırtına merkezi olarak tabir edilen Orta Doğu denilen bölgede aşağıdakilerden hangi yerlerden hangisi bulunmaz? Irak, Basra Körfezi, Suriye, Arap Yarımadası. Orta Doğu'dadır ancak Sahra Altı Afrika, bu Afrika bölgesinin niteliğidir, Orta Doğu'da değil. Devam edelim. Türkiye'de ilk televizyon yayını nerede gerçekleştirilmiştir? Şimdi KPSS tarafından Türkiye'de ilk internet bağlantısı nerede gerçekleştirilmiş tarzında soru gelmişti. O sorunun doğru cevabı OTTÜ'ydü. Ama televizyon yayını dersi İTTÜ'yü ilk televizyon yayınıdır. Unutmayacaksın. Devam edelim. Medeniyetler çatışması tezini ortaya atan ABD'li siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir? Samuel Huntington tarafından ortaya atılan bir tezdir. Bu teze karşılık olarak da medeniyetler bütünleşmesi olarak Juan Zapatero ile dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yanılmıyorsam 2007 yılında medeniyetler bütünleşmesi, medeniyetler ittifakı olarak da bir yakınlaşma, bir sözleşme imzalanacaktı. Bu teze karşılıktır. Devam edelim. Aslen Bulgaristan doğumlu olup Hatay'da 7 kez dünya, 6 kez Avrupa şampiyonluğu kazanan, 1988 Seul Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalyayı da Türkiye'ye olimpiyatlar tarihinde güreş dışında ilk altın madalya kazandıran Cep Herkül'ü. Aynı zamanda dünyanın en iyi sporcu seçilen Naim Süleymanoğlu'dur. Tamam. Ve son sorumuza gelelim. 22 Haziran 1989'da Kazakistan'ın Komünist Partisi başkanlığına getirilen ve 16 Aralık 1991'de Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan edilmesine katkısı bulunan devlet adanı Nursultan Nazarbayev'dir. 2019'da görevi bırakacaktır. Bu yüzden başkent Astana'nın adı değişecek, Nursultan olacaktır diyelim. Bu da sizlerle beraber çözdüğümüz son soru. Evet, sorular sona erdi. Tekrar söylüyorum, artık gelecek bölümlerden itibaren sizlerle ne yapacağız? Karma sorular şeklinde gideceğiz. Ünite ünite artık bitti. Karma sorular şeklinde sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. O videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Hepinize çalışmanızda kolaylıklar diler. Size ve ailenize saygılı selamlarımı iletirim. Hadi bakalım, hoşça kalın.